Merhabalar dostlar, hepiniz bu akşamki canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir Anadolu Selçuklu Devleti canlı yayın serisine başlayacağız. Dostlar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Aleykümselam, hoş geldin. Geç kalmadı, kimse geç kalmadı. Henüz yeni başladık. Müzik mükemmel, bence de mükemmel. Bu Civilization 5'in müziklerini aldım, çaldım, koydum abicim yayına. Bence güzel olacak, arkada güzel gidecek gibi görünüyor. Sınavlar var evet biliyorum ama yani arada 40-45 dakikalık yayın sınavlarınıza çok etki etmez diye tahmin ediyorum. Sorun olmaz değil mi? Sorun olmaz abi, sorun olmaz. Biz yayınları açmaya devam edelim. Aleykümselam, hoş geldin. Evet abi, şimdi Anadolu Selçuklu Devleti. Bir kere Anadolu Selçuklu Devleti'ni anlamak için Büyük Selçuklu'nun yıkılışına bir bakmak gerekiyor. Büyük Selçuklu Devleti Kara Hitaylılarla yaptığı bir savaşta Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli ekonomik topraklarından, ekonomik bölgelerinden bir tanesi, ekonomisinin en büyük kesimlerini karşılayan topraklardan bir tanesi Maveraün Nehir bölgesi, şu bölgede gördüğünüz ve Büyük Selçuklu Devleti bu Kara Hitaylılarla gerçekleştirdiği savaşta Maveraün Nehir bölgesini kaybediyor. Ekonomik olarak çok büyük bir gerçekten hasar alıyor. Sonrasında Oğuzlar bu İran içerisinde bazı isyanlar çıkarıyor ve Büyük Selçuklu Sultanı bunlara esir düşüyor. Her ne kadar 2 yıl sonra Büyük Selçuklu Sultanı kurtulsa da 3 yıl sonra artık öldüğü, yaşamını yitirdiği için devletin otoritesini, devletin düzenini tekrar toparlayacak vakti kalmıyor ve Büyük Selçuklu Devleti yıkılıyor. Büyük Selçuklu Devleti'nin hanedanı tarafından kurulmuş, biliyorsunuz Selçuklu benzeri pek çok devlet var. İşte Suriye Selçukluları, Irak Selçukluları vesaire. Fakat bunlardan hiçbiri 100 yılı aşkın süre ayakta kalamıyor abi. 100 yıldan beri uzun bir süre yaşayabilen bir devlet yok. Geriye böyle ortada adeta ben kaldım kardeş diyen bir Anadolu Selçuklu Devleti var ve biz bu devlette Doğu'nun, Batı'nın hükümdarı olmaya çalışacağız abi. Güzel bir canlı yayın serisi olacak gibi görünüyor. Bakalım, yine her zaman olduğu gibi sizler meclis olarak sayılacaksınız ve kararları yine sizlerle beraber alacağız. Dostlar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi teknolojiye vesaire bol bol yatırım yapmaya çalışacağım. Biz Anadolu Selçuklu Devleti olarak şunu yapacağız abi. Önce Batı'yı tokatlayacağız, sonra Doğu'ya döneceğiz. Bizim aslında yani amaçlarımızdan bir tanesi, içimizdeki duygulardan bir tanesi o Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ihtişamını, o gücünü, kudretini yeniden bu bölgeye hakim kılmak. Yani bizim amaçlarımızdan bir tanesi aslına bakarsanız bu. Ama önce yani bunu yapabilmek için Batı tarafını biraz daha kontrolümüz altına almamız lazım. O sebeple Batı'da Bizans'ı tokatlayıp yüzümüzü Doğu'ya dönmeye çalışacağız. Böyle bir canlı yayın serisi olacak bizim için. Yayında herhangi bir sorun yok gibi görünüyor. Oo, bir dakika, canlı yayın chatinde sorun var. Bir dakika durun, onu düzelteyim ben hemen abi. Bir dakika kusura bakmayın. Hemen düzeltiyorum abi, kusura bakmayın, orası kalmış öyle. Heh. Tamam. Şu anda düzelmiş olması lazım abi. Şu anda düzelmiş olması lazım. Düzeldi değil mi? Bir sorun yok değil mi? Orayı düzeltmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın abi. Ufak bir yanlışlık oldu. Kusura bakmayın. Şu anda düzelmiş olması lazım. Şu chat'i de bir yeniden açayım. Geriden gelmesin abi. Evet tamam, düzelmiş. Güzel. Şimdi o zaman hedeflerimizi gerçekleştirmek adına hamlelerimizi gerçekleştirmeye başlayalım bakalım. Şimdi bizim yani başlangıçta çok yüksek bir ekonomimiz yok. 73 binlik bir ekonomimiz var fakat karşımızda düşman olarak gördüğümüz Bizans İmparatorluğu 205 binlik ekonomisi bütün ihtişamıyla bizim adeta böyle karşımızda duruyor abi. Batı sınırlarımızı tamamen kontrol altına almış bir şekilde sınırlarımızda bekliyor. Şimdi bir üye falan da geldi galiba. Üyelere de dikkat etmeye çalışıyorum. Mustafa Yıldırım Gümüş Yakırımı'na katılmış. Teşekkür ediyorum kendisine desteği için. Şimdi bizim Bizans'ı yenmek için önce birazcık doğuda devlet tokatlamamız lazım. Ama bizim doğuda gerçekten büyük bir devlet var. Büyük bir güç var. O da Eyyubiler. Yani biz aslına bakarsanız doğuda Eyyubiler, batıda Bizans tarafından ortaya sıkıştırılmış, bu bölgeden çıkmaya, kudretini toplamaya çalışan zavallı bir devletiz diyebilirim abi açıkçası. Abi seviyorsun, teşekkür ederim. Siz de seviyorsunuz. Bu sebeple biz diğer devletleri toplayacağız. Divriği alacağız, Saltuklu Beyliğini alacağız, Ermeni Bagratuni Krallığı, bunu ilk defa duydum, bunu alacağız, Hasankeyf'i alacağız, Bitlis'i alacağız, Kilikya'yı alacağız ki Kilikya sadece iki toprağı olmasına rağmen değerli toprakları içeriyor, Mersin ve Alanya gibi. Bunları toparladıktan sonra ekonomimiz az çok bir artış göstermiş olacaktır ve biz de bu artış gösteren ekonomimizle Bizans'ı tokatlayacağız. Papcik manyağı, o nasıl bir isim lan? Bronz yükümüne katılmış, teşekkür ediyorum. 70K'ya az kaldı, aynen öyle bir reis. 70K'yı da göreceğiz hep beraber bakalım. Daha bunun 100K'ya kadar yolu var. 100K'yı gördüğümüzde harbiden bayağı bir festival havası olacak yani kanalda. Onu da şimdiden söyleyeyim abi. Şimdi ilk olarak
bu bölgede yıkılma ihtimali daha yüksek olan devletlere yöneleceğiz. Mesela Kilikya'yı şu anda hem Eyyubiler yıkabilir hem Bizans yıkabilir. Divriği hem Bizans yıkabilir hem Eyyubiler yıkabilir şuradaki sınırdan. Bu sebeple ilk hedeflerimiz Kilikya ve Divriği devletleri olacak. Maalesef Eyyubiler bizimle diplomatik ilişkileri askıya almış. Biz ne olur olmaz bir saldırmazlık paktı imzalayalım. Bizans'la da bir saldırmazlık paktı imzalayalım. Anadolu Selçuklu Devleti olarak refaha, düzlüğe çıkacağımız güne kadar diplomasiyi sık sık kullanmamız gerekecek. Kilikya Ermeni Krallığı'na karşı 4000 kişilik bir ordu büyük bir itibariyle yeterli olacaktır abi. Şöyle Kayseri'de de 2000 kişilik bir ordu basım işlemi, aynen öyle. 4000 kişilik Anadolu Selçuklu Devleti ordusu Kilikya Ermeni Krallığı'na karşı harbe hazır. Şöyle bir girişimizi yapalım bakalım. Gayet güzel abi. İlk fethimizi gerçekleştirmiş olduk. Büyük Selçuklu'nun ihtişamını yakalamak adına başladığımız bu seride ilk basamağı tırmandığımızı söyleyebiliriz. Gayet güzel bir başlangıç bence. Orduları Konya'dan çekelim. Ya da yok, Konya'da kalabilirler değil mi? Aynen. Asimilasyonları baltalamaz abi. Tamam. Çok güzel. Bence hoş bir başlangıç yaptık abi. Abi bitmemiş çok fazla seri var. Önce onları bitirsen. Doğru diyorsun. Bu sıralar birazcık fazla yarım bıraktığımız seriler oldu. Haklısın. Onları bir bitirmem lazım. Doğru söylüyorsun. Bundan sonra dikkat edeceğim abi serileri daha çok bitirmeye. Abi son 388 abone kaldı. Aynen öyle. İlk kan döküldü. Aynen öyle. Aslında bunu bir ses efekti yapmak lazım. Böyle Age of History'de ilk devleti fethettiğinde ilk kan döküldü diye bir ses efekti. Ben yapabilirim şahsen. Lucas izin verirse ben yaparım yani. Sorun yok. Sesime güveniyorum. Yaparım yani. Hiç sorun değil. Evet abi. Divriği de 7200'lük bir ekonomiye sahip. Nispeten güçsüz diyebileceğimiz bir devlet. Hemen kendilerine de girişimizi yapalım. İkinci kanı dökelim bakalım. Evet abi. Oo, orada toprağım olduğunu unuttum ben. Ve vay vay vay. Direnirlermiş bir de. Bingöl'de bir direnişle karşılaştık şaşırtıcı bir şekilde. Fakat orayı da hallettik. Eski toprağımız Malatya'yı da aldık. Ve bu savaşı da buradan noktaladık. Böylece Malatya toprağı artık Anadolu Selçuklu Devleti'nin merkezileştirilmiş topraklarından bir tanesi haline geldi. Sınır bütünlüğümüzü sağladığımızı söyleyebilirim. Malatya sanki bizden ayrı özel bir devlet gibi görünüyordu. Fakat şu anda onunla bağlantımızı kurarak Malatya'daki yönetim gücümüzü de iyice arttırmış olduk. Tekrar asimilasyonları başlatalım. Gayet güzel. İlişkilerimiz ne durumda? Eyyubilerle -29 ilişki geliştirelim. Bizans'la -23 yine ilişki geliştirelim. Her ikisiyle de saldırmazlık paktlarını tazeleyelim. Meclisten yine gelecek önerileri değerlendireceğim. Eğer önerileriniz varsa yazabilirsiniz abicim chatten. Amerika'ya gir. Dur oğlum dur, daha ne Amerikası, dur yavaş. Abi just chatting yapacak mısın? Bugün yapmayacağım. Bugün yapmayacağım. Abi o değil de 2-3 yayındır Bizans senden ne çekti be? Doğru diyorsun abi bu arada. 2-3 yayındır Bizans'a çektiriyoruz harbiden. Yazık oluyor yani adamlara cidden. Yapacak bir şey yok kardeşim. Bizans kefelerine acımayacaksın. Bak adamlar korkudan ilişki geliştirmeye başladılar. Güzel bir haber aslında benim için. Ben onlardan daha çok korkuyorum çünkü. Evet abi. O halde başka fetihlere de devam edelim. Anadolu'da iyice hakimiyeti kurmak adına Saltuklu Beyliği, Ermeni Devleti ve Hasan Keyfi şöyle bir elimize geçirmek adına hamlelerimizi gerçekleştireceğiz. Ama ondan önce birazcık devlet bir dinlensin. Üst üste iki tane savaştan çıktık. Biraz dinlenelim bakalım. Saldırmazlık paklarımız ne alemde? Tazeleyelim şunları. Çok güzel. Bir şey kaçırdın mı abi? Kaçırmadın. Hoş geldin. Bir üye gelmiş bu arada. Croxy Croxy bronz hükmüne katılmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Hatay'ı al. Doğru söylüyorsun. Hatay'ı almamız lazım. Hatay hem Trablus kontluğuyla hem de Kudüs krallığıyla müttefik. Tamam, o devletler şu anda benim için çok önemli değil. Zaten Eyyubilerle geniş bir sınırım varken bu sahip olduğum sınırı daha da genişletmek istemiyorum. Ben sadece Antakya'yı prensliğini, yani Hatay'ı alacağım. Geri kalanlarına karşı savunma gerçekleştirmeye çalışacağım. Ya da direkt barışı kabul ederlerse benim için daha iyi olur. Ki ettiler abi. Çok güzel. Hatay'da düştü. Artık Hatay'da Anadolu Selçuklularının eline geçmiş bulunmakta abi. Özellikle Harizmşahlara karşı büyük bir düşmanlık besleyeceğiz. Çünkü Harizmşahlar Büyük Selçukluların adeta şu anda yerini almış, yerine konmuş bir devlet. Bu sebeple Harizmşahlara karşı özellikle gerçekten düşmanca tavırlarımız olacak. Diplomasimizin, stratejimizin temellerinden bir tanesi de Harizmşah düşmanlığı olacak. Stis Kalyans gelsin, olabilir. Sicilya Krallığı ile Bizans'a dalabilirsin bence. O da olabilir, yapabiliriz. Yavaş ol. Aynen, bence de yavaş olmalıyız. Bir tık hızlı başladık. Kıbrıs'ı al. Doğru, bir Kıbrıs çıkarması olabilir. Ama Kıbrıs zaten şu anda safe bir devlet. Yani güvende olan bir devlet. Öyle çok ne bileyim bir anda bir devletin başka bir devletin fethedebileceği bir ülke değil. Biz ondan önce başka devletler tarafından ele geçirebilecek bölgeleri ele geçirelim. Mesela yani Ermeni Devleti Gürcistan tarafından düşürülebilir. Saltuklu Bizans tarafından düşürülebilir. Hasankeyf Eyyubi tarafından düşürülebilir. Önce bunları halledersek eğer o bölgeleri bir güvene almış oluruz. Kendi hakimiyetimizi almış oluruz. Bizim için daha iyi olur. Şöyle 2008 ordu buraya, 2008 ordu Malatya'ya. Asimilasyonlar zaten tamamlanmıştır diye tahmin ediyorum. Tamamlanmışlar. Çok güzel. O halde sıradaki fetihlerimizi yapmak adına savaşlarımızı ilan edebiliriz sanırım. Abbasiler bize bir hakarette bulunmuş.
Evet. Çok da önemli değilsin Abbasiler açıkçası. Seni rahat bir şekilde yenebilirim yani. Şimdi abi. Üç devlete birden savaş ilan edeceğiz. Hem Ermeni devletine. Aman yanlış devleti lan yanlışlıkla Bizans'a savaş ilan ettim sandım. Of. Korktum abi bir an. Tamam sorun yokmuş güzel. Eyyubilerin bu bölgede müttefiki veya vasalı var mı? Yok abi çok güzel. Herhangi bir yoğun diplomasi kurduğu bir ülke de yok gibi görünüyor. Üç devlete de savaşımızı ilan ettik ve ataklarımızı yapmaya başladık. Fakat henüz ilk turdan daha savaşın başından gerçekten büyük bir kayıp verdik. O sebeple Bingöl'den birazcık takviye ordu getireceğim. Evet güzel güzel az sayıda orduyla da olsa ilerleyişlerimizi sürdürüyoruz abi. Selçuklu orduları gerçekten büyük bir cesaret gösteriyor. Düşük sayıda orduyla şu anda pek çok toprağa girdik. Çok güzel. Mükemmel abi. Hakkari'yi de iyice kuşatmış bulunduk. Ve Hakkari de düştü. Karşımızdaki devletlerin tamamını %100'lük bir savaşsever skoruyla mağlup etmiş bulunduk. Van Gölü artık tamamen Anadolu Selçuklu hakimiyetine geçti. Ve artık Anadolu'nun sonlarına kadar hakimiyetimizi kurduk abi. Geriye burada Anadolu'da benim varlığımı tehdit eden sadece birkaç tane devlet kaldı. Bir tanesi Saltuk Beyli, bir tanesi de Gürcistan Krallığı. Bunları da elimize geçireceğiz. Biliyorum birazcık hızlı oynuyoruz gibime geldi değil mi? Biraz hızlıyız sanki bu bölüm. Erzurum'u al. Evet abi Erzurum düşmesi lazım. Yani Anadolu'nun hani bel kemiği diyebileceğimiz, yapı taşlarından diyebileceğimiz bir devlet, bir toprak. Abi Age of Story'nin multiplayer'ı yapacağım. Yaparsın kanka aynen hadi. Hadi başla yap da gönder bize be. Biraz multi oynayalım lan şu. Ya harbiden var ya. Şu oyunu multi oynamanın hayali bile güzel ya. Düşünsenize abi Sezar ben Eren. Oturmuşuz abi. Sezar almış İtalya'yı tabii noob. Şaka yapıyorum bu arada. Eren almış Almanya'yı, ben de almışım Sovyet abi. İkisine birden tek atıyorum. Nasıl olur? Nasıl olur? Bence çok güzel olur lan. Harbiden ya. Yok mu multi yapacak bir vatan evladı? Abi doğuya gir, sonra sorun çıkarmasın. Doğru, doğuya gireceğiz. Zaten sabahtan beri doğuya giriyoruz kanka. Şimdi bizim ekonomimiz kaç oldu? 109 bin. Bizans ekonomisi 207 bin. Bu kadar çok fetih yapmamıza rağmen hala adamların sadece yarısı kadar ekonomiye sahibiz. Bu gerçekten kötü bir durum. Aslında buradan sonra biraz daha yatırım yaparak Bizans'ın gücüne ulaşmaya çalışabiliriz ki zaten Bizans bize karşı dostça ilişkiler kurmaya çalışıyor gibi geldi benim gözüme. Sürekli ilişki falan geliştiriyor çünkü. Yine de biz saldırmazlık baklarımızı taze tutalım. Ne olur ne olmaz aniden sırtımızdan vurulabiliriz. Yani o Aragon serisinde Litvanya'nın bizim sırtımızdan vurmasıyla beraber artık benim hiçbir devlete güvenim kalmadı. Bütün devletlere karşı bir temkinli yaklaşacağım. Abi bronz grubuna nasıl katılınıyor? Orada bir katıl tuşu var oradan katılıyorsun. Bronz grubu da zaten 2,5 liralık bir grup. Evet abi yatırım yapmaya başlayalım o zaman yavaştan. Şöyle ekonomik yatırımlara başlayalım. Bunları bu arada ayarlamayı unutmuşuz. Tamam çok da sıkıntı değil. Şöyle ekonomi haritasını bir açalım abi. Manuel ekonomik yatırımlarla ülkemizin ekonomisini kalkındırmaya bir çalışalım bakalım. Ne kadar başarılı olabiliriz bilmiyorum ama. Evet maalesef öyle çok hızlı artan bir ekonomimiz olduğunu söyleyemeyeceğim abi. Yalan olur. Şu anda ülkemizin en büyük hani ekonomik yükünü Ankara, Fethiye, Kırşehir, Afyon, Karahisar gibi topraklar çekiyor. Şu an hala öyle çok büyük bir devlet olduğumuzu da söyleyemeyeceğim. Bu sebeple gelebilecek ani saldırılar karşısında önemli ekonomik topraklarımızı koruyabilmek için kale inşa etmek lazım. Yani Ankara'ya mesela bir kale inşa edelim özellikle. İkinci seviyede olabilir. Şöyle ikinci seviye bir kale inşa edelim. Ha ikinci seviye inşa edemiyoruz. Teknolojimiz yetersiz geliyor çünkü. Ve Ankara'da 1000 kişilik bir ordu tutalım. Çünkü burası bizim önemli bir ekonomik toprağımız. Yine Fethiye'de de 1000 kişilik bir ordu daha tutalım abi. Oraya da yine kale inşa edelim. Evet 1000 kişilik de bir ordu tutalım. Çok güzel. Merhaba merhaba hoş geldin. Abi gelişme yatırımı yap. Olabilir. Ya, gelişme yatırımından ziyade teknoloji yatırımı yapmak daha mantıklı. Yani yanlış bilmiyorsam aynı artıları veriyorlar. Evet güzel. Şimdi bir yatırım daha yapalım. Bu arada Bizans yine benimle ilişki geliştirdi. Bizans bana aşık galiba. Ben de seni seviyorum bir tanem tamam ama bu kadar ilişki geliştirme yani. Bir gören duyan olacak yeter tamam. Tamam al saldırmazlık paktı imzalıyorum tamam. Biz diyoruz ki adamlar bize savaş ilan edebilir falan. Adamlar bize resmen aşk mektubu yolluyor her tur. Değişik bir durum var ortada. Aleykümselam hoş geldin. Bir dakika chat'i bir daha bir yenileyim. Bir sorun olmasın abi. Yeniliyorum bir dakika. Heh, güzel tamam. Herhangi bir sorun yok abi. Harika. Muazzam. Bu arada şu yeni chat ekranı falan nasıl beyler? Beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Öyle bir şey yapmaya çalıştım. Hedefin ekranını da yaptım. Abone olduğu şeylerini falan da düzeltmeye çalıştım. Güzel bir overlay tasarlamaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yatırım yapmaya devam edelim biraz. Şöyle ekonomi haritasını açalım. Ankara'ya bir yatırım yapalım yine. Ankara ve Fethiye abi. Ya bizim yapı taşlarımız ekonomi olarak özellikle. Bizim yapı taşlarımız. Bu topraklar bizim bütün ekonomik yükümüzü taşıyacak olan topraklar. Bu sebeple yeterli büyüklüğe, yeterli güce eriştiğimiz zaman bu toprakları korumak adına bayağı bir ordu basım işlemi gerçekleştireceğiz. Özellikle Ankara ve Fethiye'de. Yatırımlara verdiğimiz parayı keselim. Eyyubiler benimle ilişki geliştirmeyi bırakmış. Tamam biz devam edelim. Biz devam edelim. Bizans'la da geliştirelim. Saldırmazlık paktını da tazeleyelim.
Ya ikisiyle de ilişkiler kurduğumuz sürece sorun yok. Ama benim korktuğum şey bir Eyyubiler-Bizans savaşı. Olası bir Eyyubiler-Bizans savaşında... Yani gerçi aslında korkmamıza gerek yok. İkisinden birini arkalarız. Daha iyi olur değil mi bizim için? Evet evet daha iyi olur. Bu arada Bizans'ın diplomasisine sürekli dikkat etmemiz lazım. Bazen bu 2. Bulgar falan Sırbistan vesaire birden arkasından vuruyor Bizans'ı ve Bizans kaybedebiliyor. Bu sebepte dikkat edelim. Bizans eğer arkadan vurulursa arkadan vurulduğu anda girelim abi. Böyle sırttan bıçaklayalım yani anlatabildim mi? Poyraz Facts Bronze Uygulamında katılmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Abi yüzünü göster 100.000'de webcam açacağım. Abi chat ekranı çok yer kaplıyor. Tamam onu bir dahaki yayında düzeltmeye çalışırım. Biraz daha küçültmeye çalışırım abi. Biraz daha küçültmeye. Normalde daha büyük yer kaplıyordu. Onu birazcık düzelttim. Bu biraz daha düzeltilmiş hali yani. Bir kez daha şunlarla ilişki geliştirelim. Neden ilişkimizin düştüğünü bilmiyorum. Saldırmazlık paktı imzalayalım. Aman lan. Yanlışlıkla adamlara müttefik teklifi yolladım. Vallahi yanlışlıkla oldu. Müttefik olmak gibi bir düşüncem yoktu. Kusura bakma. Tamam sorun yok. Artık şu doğuyu bir halledelim değil mi ya? Erzurum'u falan bir düşürelim artık. Asimilasyonlar burada ne durumda? Şunları da bir %100'e kadar tamamlayalım. Uzun süredir dinleniyoruz. Uzun süredir yatırımlarla ülkeyi güçlendirmeye çalışıyoruz artık. İçimizdeki savaşçı ruhu yeniden ortaya çıkarmanın galiba vakti zamanı geldi. Şöyle. Hepsi bir tamamlansın. Ne oldu lan orada? Aa! Deşti Kıpçak'a bak sen. Gürcistan'ı ele geçirdi herif. Aa ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Bir dakika şu balkonu bir açayım. Burası gene sıcak oldu ya. Tamam. Bak sen şu herife ya. 3 tane Anadolu vilayetini aldı adam. Batum'u aldı, Hopa'yı aldı, Kars'ı aldı, Oltu'yu aldı. Ya bu Anadolu vilayetlerini ben alacaktım. Şimdi Deşli Kıpçak'la da bir savaş gerçekleştirmemiz gerekecek ama kendileri bayağı güçlü. Aa Eyyubiler'le savaştılar. Oha! Lan keşke sizin sınırınız olsaydı ya. Bu ikisinin var ya birbirine sınırı olsa net Deşli Kıpçak'a girerdim. Ama birbirlerine sınırları olmadıkları için birbirlerini fazla yıpratmayacaklar. O sebeple girmek gibi bir düşüncem şu anda yok abi. Şimdi şu Saltuklu'ydu değil mi? Bu aynen abi Saltuklu. Saltuklu Beyliği'ni toplamda 3000'lik bir orduyla şöyle bir kuşatalım bakalım. Evet kuşatmayı başlattık. Savaşımızı ilan ettik ve Anadolu'nun yine dediğimiz gibi önemli vilayetlerinden olan Erzurum toprağı da Anadolu Selçuklu Devleti'nin eline geçmiş bulunmakta. Bu ordunun da yine 2000'lik bir kesmini başkente çekelim. Gerisini tarih hissedelim. Abi Çin'i al. Yok oğlum Çin için daha erken. Poyraz Fakt üyeliğini gümüş üye seviyesine yükseltmiş. Teşekkür ediyorum. Musul'u al. Yani evet aslında olabilir. Doğru Musul'u alabiliriz abi. Musul da yine önemli bir bölge. Ele geçirilebilecek bir bölge. Doğru söylüyorsun. Ama Musul'u da aldıktan sonra Harizm Şahlarla da olan sınırımız iyice artacak. Onlar da çok güçlü. Ama artık biz de yavaş yavaş güçlü bir hale geliyoruz. Fark etmişsinizdir. Yani Gıyasettin Keyusrev Sultanımızın önderliğinde... Anadolu Selçuklu'da artık burada nereden baksam Bizans Eyyubi kadar güçlü bir devlet haline yavaş yavaş geliyor. Ya aslında yanıma bir müttefik alıp girsem. Bak Bulgarlarla aramız çok iyi abi. Beyler devletin çıkarları adına Bulgarlarla bir müttefiklik yapıp Bizans İmparatorluğu'na savaş ilan etmeye ne dersiniz? Hadi bakayım. Nasıl seçenek? Bence gayet güzel. Bulgarlar Balkan'dan girer. Ben de Anadolu'yu toparlarım Bulgarlar gelene kadar. Bizans'ı Anadolu'dan atarız abi. Zaten şu anda ana hedeflerimizden bir tanesi o. Yani Bizans'la bir tane yumruğu atıp dönüp Asya'ya kaçmak abi. Kaçmak değil de Asya'ya ilerlemek. Bence güzel olur bu arada. O zaman bir oylama yapalım. Günümüzün ilk oylaması, ilk referandumu böylece başlamış olsun. Hemen anketi açıyorum abi. Evet veya hayır şeklinde basit bir anket açıyorum. Bulgarlarla müttefik olup Bizanslara dalıp Anadolu'yu kurtaralım mı? Seçenek bu. Poyraz Fax üyeliğini altın üye seviyesini yükseltmiş. Teşekkür ediyorum. Erkam Doğu ultra destekçi 2 aylık. Abi neden ultra destekçi olduğum zaman vaat edilen şeyler gelmedi diyor. Discord sunucumuza katıldım mı bilmiyorum ama katıldıktan sonra gelecek. Yani katıldıysan yaz bana söyle. Ona göre bir şeyler yaparız. 70k geliyor. Yok lan 70k'ya daha var. Bakalım ankette oha %90 evet diyor. Tamam güzel 700 oy kullanılmış ve %90'lık bir kesim. Evet demiş abi. Yani net bir şekilde girmemiz isteniyor. Tamam o zaman. Tamam. Bulgar gel kardeşim. Gel canım. Canımın içi gel. Çok az kalmış zaten. Biraz daha ilişki geliştirelim. Yani devletin çıkarları adına Bulgarlarla da müttefik oluruz. Bizans'la da müttefik oluruz. Burada devletin çıkarları söz konusu. Devletin çıkarları söz konusu olduğunda kimse bizi alakadar etmez. Ona göre yani. Evet. Bulgarlarla müttefiklik anlaşmamızı imzaladık. Umarım uzun yıllar boyunca sürecek dostça bir müttefiklik olur sevgili 2. Bulgar İmparatorluğu. Sizlerin de güçlü bir devlet olduğuna inanıyoruz ve Bizans'ı hep beraber böyle ortada bir tost haline getireceğimizi ümit ediyoruz. Bizans'ı yenmemiz takdirinde, Bizans'ı yendiğimiz takdirde Bulgarlarla olan ilişkilerimiz kopmayacak. Gerçekten çok güçlü bir bağ haline
Gelecektir abi. Ama şimdi bizim Bizans'a karşı kaç ordu toplamamız lazım? 220 bin ekonomiye sahip bir devletten bahsediyoruz. Ve iki devlet beraber gireceğiz. Normalde olsa 100 bin ordu toplardım. Ama Bulgarlar da gireceği için kendimi de çok sıkmak istemiyorum. Yani 50 bin 60 bin civarı bir ordu bence yeterli olacaktır abi. O halde şimdiden orduları basmaya bir başlayalım. Orduları bir kere başkent, kadim başkent Konya'da bir toplayalım abi. Bu arada üye ya da süper chat gelir de kaçırırsam lütfen chatten yazın. Kaçırmak da istemiyorum abi açıkçası. Evet, güzel. Şimdi istihdamlı bir nüfus. Ankara'da 8 bin... Hayır. Dur. Ankara'da basmayalım abi. Ankara ve Fethiye'de basmıyoruz abicim. Orası dokunulmaz topraklar, tamam mı? Ankara ve Fethiye'de ordu basım işlemi yok. O kadar abi. Bu arada 50 bin ordu çıkmayacak, biliyorsunuz değil mi? 50 bin orduyu harbiden çıkaramayacağız biz. Evet, çıkaramadık da zaten. 32.200 ordu çıktı lan maksimum. Beyler bir risk alacağız. Bir kumar oynayacağız. Bilmiyorum artık başarılı olur mu olmaz mı ama biz bu kumarı oynayacağız abi. Şimdi şuraya sadece 500'lük ordular yerleştirelim, tamam mı? Orada çok fazla güç harcamak istemiyorum çünkü. Yani Antalya'yı bu sadece 500'lük ordularla alırız, tamam mı? Şimdi geriye 30.200'lük bir ordu kaldı. Hatta 200 ordu daha Isparta yolu, 30.000 kalsın. Tam olsun abi. Şimdi bir dakika, chat'i bir daha bir yenileyim. Yani bu oynadığımız kumarda harbiden herkesin yorumlarını bir görmek istiyorum ben. Merak ediyorum. Daha ordu basamam, para bitti. Daha ordu basamam. Şimdi abi şöyle yapıyoruz. Ordularımızın 20 binlik bir kısmını batı tarafına konuşlandırırken 10 binlik bir kısmı doğu tarafına konuşlandırılacak. Bu 20 binlik ordu Ankara, Eskişehir, Kütahya, Denizli ve Fethiye topraklarına konuşlandıracak. Yani toplam 1, 2, 3, 4, 5 toprağa. Bu da her bir toprağa 4 biner ordu demek. Her bir toprağa şöyle 4 biner ordularımızı yollayalım. Batı tarafında daha fazla ordu yollamamın sebebi batı tarafında Bizans direncinin daha fazla olacağına inanmam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 toprak da burada var. Biraz fazlaymış. Her bir sınıra maalesef sadece 1500 düşecek gibi görünüyor. Evet dostlar, Bizans'a karşı gideceğimiz büyük sefere başlıyoruz abi. 2000 orda şuraya düşsün. Aynen öyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi bronzuya nasıl olmuyor? Katıl tuşuna basarak kanka. Yenileceğiz abi. Bilmiyorum. Ama Bulgar da var. Bak ben Bulgar'a güveniyorum. Yemin ederim sadece Bulgar'a güveniyorum. Kendime güvenmiyorum yani ben şu anda. Beyler inanın lan. İnanın, o kadar devleti fethettik biz be. O kadar video attık be kardeşim. Yaparız biz ya. Değil mi? Biraz bana güç verin oğlum, siz meclissiniz ya. Azıcık devlete güç verin be kardeşim. Savaşımı ilan ediyorum. Yeneceğiz abi. Aynen. Ya ben bunda hücum marşı açarım. Biliyorum Osmanlı'yla falan alakası yok. Sadece gaza getirdiği için açıyorum. Hücum marşı açacağım. Kusura bakmayın abi. Biraz alakasız oluyor. Farkındayım ama hücum marşını açmadan bu savaşa girmem. Evet abi. Lan dur. Ses çok fazla dur. Heh. Tamamdır. Giriyorum hocam. Hakkınızı helal edin. Vallahi benden artık günah gitti. Hadi bakalım. Şimdi ilk olarak şu Antalya'yı düşürüp oradaki sorunu bir halletmemiz lazım. Karadeniz topraklarında hazır çok fazla direnç yokken direkt düşürelim. Zaten cılız topraklar tek toprağa sahip oldukları bölgeler, o sebeple hemen düşecektir diye tahmin ediyorum. Batı tarafında ise bir turluk bir bekleyiş yapacağız. Hareket puanımız zaten bitti. Atlayalım bakalım abi turumuzu. Süper chat van gelmedi değil mi? Gelmedi, tamam, güzel. Güzel. Hadi bakayım kardeşim, yenileceğiz diyenler vardı. Nerede onlar? Nerede onlar, o yenileceğiz diyen kefereler vardı. Nerede onlar? Dur lan, hala yenilebiliriz gerçi. Çok çabuk gaza geldim, pardon. Kusura bakmayın. Devam edelim abi. Çok güzel. Çanakkale de düştü. Bulgarlar da giriyor o bölgeden. Şu ana kadar Bizans toprakları üzerinden hiçbir saldırıya maruz kalmadık. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya fetihlerimize devam ediyoruz adeta. Çıkarmalar getiriyor. Bol çıkarma getiriyor. Oha, ne kadar çıkarma getiriyor. Yuh. Yavaş getir, o ne? Tamam, sorun yok. Hadi bakalım abi. İstanbul'a bu tur girersek eğer... İstanbul'u da fethettik kardeşim, işte bu kadar. Bak gördün mü, 1453'e kalmadı. 1208 yılında fethettik İstanbul'u da. Böyle devam abi. Hemen şu Gelibolu'dan Tekirdağ'a geçelim. Tamamdır. Şöyle Girit'e bir çıkarma atalım. Aman, oraya çıkarma geleceğini tahmin etmemiştim. Sorun yok, hallederiz. Sorun yok. Oo. Yo tamam, yine sorun yok. Güzel, orayı da hallederiz, tamam. Hala sorun yok abicim bence. Hala sorun yok, hadi be kardeşim. Yaparız lan biz bunu. Atina'ya da çıkarmamız başarılı olmuş. Şimdi saldırmayacağım ben, savunmada kalacağım. Aman, çok iyi, tamam. Çok iyi. Ulan savunmaya gel. Müthiş savunma yapıyoruz. Çok iyi. Şöyle yapalım. Aynen. Evet abi, 1000 kişilik bir orduyla da Mora Yarımadası'na bir çıkarma atıyoruz. Başarılı, muazzam. Sofya'yı da bir kurtaralım bakalım.
Sofya'da şu anda işgal edilmiş bir toprak. Şöyle Arta'ya da girelim, Epir'e de girelim. Muazzam abi. Muazzam. Tamam, geri kalanı da artık. Hadi bakayım kardeşim. Yenemeyiz diyenler kimdi, bir parmak kaldırsınlar ya. Şu yenemeyiz diyen elemanlar. Yenemeyiz diyenler bir parmak kaldırsın ya. Abi Bizans şu anda İstanbul'a bir çıkarma atıyor bu arada. Halledemeyebiliriz orayı. O sebeple şimdiden ben barış antlaşmasını imzalayacağım. Kırım'daki topraklar şu anlık benim umurumda değil. 53 adet yıldızımız var. Bizans 146 yıldız istiyor. Şöyle ilk hedefimiz tabii ki Anadolu abi. Her zaman söylediğimiz gibi. Evet, Anadolu'yu tamamen alabiliyoruz. İstanbul'u alamıyoruz. İstanbul'u alamıyoruz abi. Biraz daha yıldız kasarsak aslında İstanbul'u da alırız. Sizce devam edelim mi? Sizce devam edelim mi? Biraz daha yıldız kasarsak İstanbul'u alabiliriz. Ama şöyle bir risk de var. Bizans İstanbul'u düşürür. Sonra gelir Bulgar İstanbul'u alırsa, eğer Bulgar devleti İstanbul'u alırsa, bu sefer de çok yani kötü olacak. Çok yıldız kaybedeceğiz. Ne diyorsunuz abi? Oylama yapalım. Tamam o zaman abi. Sizce Bizans devletiyle bu keferelerle barış antlaşması imzalamanın zamanı geldi mi? Ama risk var. Dediğim gibi çok riskli bir durum. Yani biz kaybederiz, Bulgarlar alır, biz çok fazla yıldız kaybetmiş oluruz. Böyle de riskli bir durum var. Sizce devam edelim mi, yoksa artık barışmanın zamanı, vakti geldi mi? Bakalım abi nasıl bir karar çıkacak. %57'lik bir kesim şu anda evet diyor, barış diyor yani. Evet, gerçekten çekişmeli bir oylama. Bu arada şu anda yayında 1700 izleyici var, 662 like, biraz az. Onu arttıralım abi, bir 1000'in üzerine çıkarırız biz onu. Evet, 739 oy kullanıldı ve %59'luk bir kesim barışmamız gerektiğini söyledi. Tabii ki her zaman olduğu gibi çoğunluğun verdiği karara saygı duyuyoruz. Şöyle hemen toprakları alıyoruz abi, Anadolu'nun tamamını alıyoruz ve Bizans'ı Anadolu'dan tamamen atmış oluyoruz. Ama bir artımız var. O da Tekirdağ ve İstanbul topraklarının Bulgarlar tarafından alınmamış olması. Yani ikinci bir savaşla beraber Tekirdağ ve İstanbul topraklarını hala alma şansımız var. İstanbul'u tamamen elden çıkarmadık. Yani bu açıdan gerçekten bizim için iyi. Tamam, artık hücum marşını kapatabiliriz. Eski şarkıları geri dönelim. Evet abi, bu şekilde devam. Tamam, bu şekilde barış antlaşması teklifi yolluyorum. Adaları alabiliriz. Aynen. Heh, doğru. Doğru, adaları kim hatırlattıysa teşekkür ederim. Adaları da aldık abi, çok güzel. Lan? Reddettiler lan. Nasıl reddedebilirsiniz lan? Aa, reddettiler. Oğlum inanılmaz. %90'larını ele geçirdim ve reddettiler. What the fuck? Oha yani. Vay be. Galiba ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Oğlum nasıl reddedebilirler ya? Evet. İlginç bir durum. Bay Borst Bostancı Gümüşek Grubu'na katılmış. Teşekkür ediyorum. Abi bu aman ya, işte bundan korkuyordum be kardeşim. İstanbul'u ne olur bana sal. Lütfen bak, rica ediyorum, sal İstanbul'u bana. Harbiden üzdü yani ya. Vallahi diyorum üzdü ya. Nasıl barış antlaşması teklifini kabul etmezler ya? Abi bak, buraları da alıyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Lan sal şu toprakları, ben almıştım oraları, sal. Hak yiyorsun ya. Vallahi hak yiyorsun be Bulgar. Yapma be kardeş. Adamlar Konya'ya girecek. Abi hepsini bunlar alıyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Hepsini Bulgar aldı. Lan bize bir yıldız falan kalmadı ki bir şey. Allah'ım. Gerçekten Anadolu Selçuklu Devleti'nin yaşadığı en büyük felaket ya. İnanılmaz bir şey ya. Sal Bulgar, sal, tamam girme artık, yeter girme, yeter, çok girdin. Yeter kardeşim, of. Bizans, Bizans. Kardeşim yok mu bir ordun falan ya? Gel de şu İstanbul'u düşür, bak çektim orduları. Gel gel gel, neredesin ya? Gel. Oğlum neredesin, hadi. Lan getir bir ordu, hadi düşür şurayı ya. 16 ordusu var bak, düşürürsün, rahat düşürürsün, hadi. Bak onu da çekti, hadi lan yap bir şeyler. Ordu getir. Lan az önce su gibi ordu getiriyordun sen buraya. Ne oldu lan şimdi senin ordularına?
Getirsene kardeşim şu ordularını. Görmek istiyorum o kutsal Bizans ordularını. Hadi. Al işte. 18K orduyu koydular oraya. Oturttular. Daha da çıkmazlar oradan. Daha da çıkmazlar oradan. Vay arkadaş ya. Abi. Ya ulan Bulgar. 27 yıldız, 27 yıldız. Yani cidden. Bu ne be kardeşim? Aa tamam güzel. İstanbul yine alınamadı. İstanbul yine alınamadı abi. Tamam güzel. Mahir Aydın Gümüşe grubuna katılmış. Teşekkürler. Yani İstanbul'u yine alamadılar. Aslında yine bir savaş ilan ederek İstanbul'u alabiliriz. Yani sorun yok. Yani mecbur zaten artık bu şekilde imzalayacağız. Daha bir yolu yok abi. Tamam benlik çok büyük bir sorun yok. Tek sorun Tekirdağ Bulgarların almış olması oldu. O da artık yapacak bir şey yok yani. Ona da bir şey yapamayız. Ama sevindiğim noktalardan bir tanesi. Bulgarlar Anadolu'dan herhangi bir toprak alamadı. Ve İstanbul yine Bizans'ta kaldı. İkinci bir savaşla beraber kesinlikle bu topraklar bizim elimize geçecek abi. O yüzden tamam endişenin... Lan bak reddetme gibi bir ihtimali yok değil mi tekrar? Heh yani. Of. Abi ne stresli bir savaştı ya. Ne stresli bir savaştı ya. Bu neydi ya? Ne çektik biz böyle ya? Harbiden stres çektik yani. Neydi be kardeşim? 1932 orduyu ters edelim. Tamam 4000'lik ordumuzda da bekleyelim abi. Bu arada ya biraz süper chat falan geliyor. Kaçırıyorum galiba. Aynen gelmiş. Can ve Akın. 5 TL'lik bir süper chat desteği yollamış. Teşekkür ediyorum. Şimdi asimilasyon işlemlerimizi vesaire başlatacağız. Artık geriye kalan bu işlemler. Bizim şimdi ne kadar ekonomimiz oldu? 161.000. Abi Bizans'a hemen bir savaş daha ilan edeceğim. Ama bu sefer ilan edeceğim Bizans Savaşı'na şu toprakları alana kadar, adalar özellikle Rodos, adalar, Girit, İstanbul ve Anadolu'daki toprakları alana kadar 2. Bulgar İmparatorluğu'na savaş davetiyesi yollamayacağım. Savaşa gel demeyeceğim. Ben bu toprakları, istediğim toprakları aldıktan sonra da artık diyeceğim ki Bulgar gel kardeşim sen de Yunan'daki toprakları al. Paşa paşa geçinip gideceğiz abi. Tamam mı? Olay budur. Şimdi asimilasyon işlemlerimizi başlatmamız lazım hızlı bir şekilde. Aldığımız Bizans topraklarında milliyetçi Yunanlar olabilir. Yunanlar genel olarak milliyetçi bir millet. O sebeple bu milliyetçi milletin... Oğlum çok fazla millet kelimesi geçiyor cümlelerimde. Bu milliyetçilerin ülkemizde sorun çıkarmasına izin vermeyelim. Kaneta Marş bronz yükümüne katılmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Şu Streamlabs'a bir bakayım bir sorum var mı? Can ve Akın 5 TL'lik bir destek daha yolladı. Teşekkürler Can. Evet güzel. Şu an her şey iyi gidiyor ya. Değil mi? Şu anda bir sorunumuz yok gibi görünüyor. İsyan! İsyan! Oğlum ne isyan? Ne yaptım da isyan ediyorsunuz? Şu anda ülkeyi görüp görebileceğiniz en iyi şekilde şey yapıyorum ya. Abi 5000 TL göndereceğim olur mu? Kanka sen onu gönder yayını kapatıyorum. Sen onu gönder yayını kapatıyorum. Öyle yani. O kadar olmaz. Anlatabildim mi? Neyse. Şimdi... Bizans'a karşı artık ikinci seferimizi bence gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ateşkes antlaşmamız bittiği anda ki bitmiş zaten tamam. Lev 2 aydır bronz grubuna üyeymiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Tamam abi paramız da artık iyice toparladık. Asimilasyonlarımız ne durumda? Onlar da bir bitsinler. Bekliyorum. Hadi kardeşim daha seri. Gerekirse vura vura onları çevireceksiniz kardeşim bizim milletimize. Yani gerekirse kaba kuvvet. Anlatabildim mi? Birazcık da zalimlik var şimdi. Bizim içimizde biraz da zalimlik var. Var yani hocam inkar etmiyoruz. Biraz da zalimlikle yönetiyoruz yani devleti. Farkındayız. Evet artık ikinci seferin vakti geldi. Fethiye'ye 4000'lik bir ordu. Denizli'ye 3000. Kütahya'ya 3000. Bursa'ya 3000 ama Gebze'ye 5000'lik bir ordu yerleştireceğim. İstanbul'un bir daha başka bir devlet tarafından ele geçirilmesine izin veremem. Savaşımı ilan ettim. Şimdi abi 2000'lik ordumuz... Rodos'a giriyor. Artık yani Bizans'a karşı savaşırken öyle hücum marşı falan açmamıza gerek yok. Bizans artık güçlü bir devlet değil. Bizans artık bitti. Bitik bir devlet. O sebeple öyle çok da kendimizi kasmamıza gerek yok. Çok güzel İstanbul'da düştüm. Muazzam. Şöyle hemen birazcık şurayı yine kuşatmaya devam edeyim. İzmir toprağının bir an önce düşmesi lazım. Adaları vesaire de yine biz kendimiz alacağız. Şu Streamlabs'a bir bakayım yayında bir sorun var mı? Yok gibi görünüyor. Evet herhangi bir sorun yok. Tamam devam edelim. Güzel. Şöyle orduları kaydır. İzmir'e saldır. Tamam. Abi artık çıkarma atma şuraya kardeşim. Harbiden yeter. Harbiden yeter. Adam sürekli çıkarma atıyor ya. Gel lan gel. Bu sefer çıkarma atma imkanını da yok edeceğim senin. Gel. Oğlum alam. Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Sen benimle dalga mı geçiyorsun kardeşim? Ne lan bir aşağıdan bir yukarıdan çıkarma getiriyorsun durmadan? Az bir yerinde dur kardeşim. Az bir yerinde dur.
Abi Büyük Selçuklu Kur, zaten onu yapmaya çalışıyoruz. Yani kurmaya çalışmıyoruz ama şanlarını yüceltmeye çalışıyoruz. Bu arada bir kontrol edeyim, bir süper chat falan atlamış mıyım diye. Yok galiba atlamamışım abi. Abi Age of Story 2 dışında farklı oyun gelir mi? Yapmış ismini ve bronz yorumuna katılmış. Teşekkür ediyorum desteğin için. Gelecek abi. Gelecek. Gelecek. Sakin olun. Gelecek. Az daha sabır. Az daha sabır. Evet, bu sefer Sevastopol çıkarmamız başarılı oldu sonunda. Kerç'i de elimize geçirdik. Yine muazzam bir haber daha. Çok güzel. Şimdi son olarak da artık Girit'e çıkarmamızı atacağız ve geri kalanını Bulgar'ın halletmesini bekleyeceğiz. Şimdi bu savaşa Bulgar'ı da çağıralım. İkinci Bulgar İmparatorluğu dostumuzu savaşa çağırdık artık. Geçen savaş bilmiyorum yani, çok dostluktan birazcık ödün vermiş olabilir ama. Evet, gir bakalım Bulgar. Güzel, güzel bitirdi, tamam bitirdi. Şurayı da alırsan sevgili Bulgar, seri bir şekilde. Teşekkür ediyorum. Evet. Bizansları ikinci kez %100'lük bir savaş seferi skoruyla mağlup etmiş bulunduk. Dostlar şöyle hemen barış antlaşmamızı bir imzalayalım. Bu sefer bütün toprakları alıyoruz tabii ki. İstanbul, Anadolu, Adalar, Rodos, Girit ve tabii ki Kırım. Evet, çok güzel abi. Ben istediğim toprakları aldım. Bizanslılar hala Nearitaki ve Mora'da ve Epir'de yaşamaya devam edecekler. Artık buradan sonrası beni alakadar etmez. Ben artık istediğim toprakları aldım ve bu bölgedeki toprak bütünlüğümü sağladım. Buradan sonrası, yani zaten Bulgar'la yaptığımız müttefikliğin de tek amacı buydu aslına bakarsanız. Şöyle bir chat'e bakıyorum. Ya sürekli bir süper chat geliyor galiba. Can ve Akın 5 liralık bir destek daha yollamış. Teşekkür ediyorum. Streamlabs'ta gelen destekler neden görünmüyor? Ha, görünüyormuş. Görünüyormuş, ben fark etmedim. Görünüyormuş, evet, tamam. Evet, devam edelim. Orduları Konya'da bir toplayalım abi. Çok güzel. Terhis de edelim artık. Birazcık dinlenelim vallahi. Yorulduk yani, harbiden üst üste savaşlardan çıktık, yorulduk, evet. Var mı beyler devlet için bir öneriniz? Varsa yani değerlendirmeye alabilirim. Şu anda gerçekten iyi gidiyoruz. Devlet gerçekten güzel ilerliyor. İyi yönetiyoruz. Abi set army bas. Yok kanka. Yok, bize göre değil onlar. Onlar bize göre değil. Onlar bize göre şeyler değil. Kıbrıs. Heh, doğru, artık şu Kıbrıs'ı da bir halledelim harbiden. Sabahtan beri Kıbrıs Kıbrıs deyip deyip duruyoruz. Ama ondan önce bir teknoloji yatırımı. Çünkü teknoloji olarak yaptığımız fetihlerde ötürü... Oha, bu ne lan? Sütten çıkmış ak kaşık gibiyiz biz teknolojide. Bu ne kardeşim? Oğlum bayağı geri kalmışız yalnız. Bu ne lan harbiden? Kaç bizim? 0.37. Oha. Neredeyse sonuncuyuz yani. Bu ne lan? Cidden şu devletlerin arasında mıyız teknolojide? Oğlum oha, yap yap yap, yatırım yap. Yap ülke, aç oğlum teknoloji yatırımlarını. Yap şu yatırımı. Aç teknoloji haritasında. 40, 41, 42, 43, 44. Başkenti İstanbul yap. Aa evet, bir başkent oylaması güzel olabilir. Bir referandumla ülkenin başkentini taşıyabiliriz abi. Şimdi birazcık Atatürklük yapacağım. Ve seçeneğe Ankara'yı da ekleyeceğim. Şey diyeceğiz abi. Ankara merkezi bir konumda olduğu için diğer düşman devletler tarafından fethedilmesi zor olduğundan Ankara'yı da başkent yapmayı düşünebiliriz deyip Atatürklük yapacağım abi. Evet, galiba bir süper chat falan daha geldi. Hemen bir kontrol edeyim. Onur Efe Şahin 10 TL'lik bir süper chat desteği yollamış. Teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkürler Onur. Evet, devam edelim. Bu param bitene kadar teknoloji yatırımlarına devam edeceğim. Ülke şu anda bilim açısından altın çağını yaşıyor. 0.61'e çıktık. Çok güzel. 0.62. Muazzam. 63'ü göremedik abi. Tamam, çok da sorun değil. 63'ü göremedik. Evet, güzel bir teknoloji yatırımı yaptık gerçekten. Toplamda 27 adet teknoloji puanı geldi. Öncelikle araştırmayı bir fulluyorum. Geri kalanları da şöyle ordu bakımına veriyorum. Aynen öyle, güzel. Güzel. Beyler chatte spam yapmazsanız sevinirim. Evet, çok iyi. Şimdi ne yapacaktık biz abi? Ne yapacağımızı unuttum lan. Biz bir şey yapacaktık sanki. Aklımızda bir şey vardı ya. Şunları da bir tamamlayalım. Güzel. 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 Ha, Kıbrıs alacaktık değil mi? Kıbrıs, Kıbrıs, aynen. Kıbrıs alacaktık, doğru. Ha, başkent, başkent referandumu, onu da hatırladım. Tamam, doğru. Bir de o vardı, tamam. Evet abi, o zaman önce başkent referandumunu başlatalım. Sonra da Kıbrıs meselesini halletmek adına Kıbrıs'a bir gidelim bakalım. Can ve Akın bir süper chat desteği daha yollamış, 5 liralık, teşekkür ediyorum. Alper Çiftçi 5 lira bağışlamış, ona da teşekkür ediyorum. Destekleriniz için teşekkürler. Şimdi artık şu anketi açmanın zamanı geldi ama önce seçenekleri bir düşünelim. Şimdi bir kere devletin en değerli toprakları özellikle ekonomik olarak nereler? Ankara yapılabilir. Yani seçenekler şunlar abi. Ankara, İstanbul, Fethiye, İzmir. Aynen bunlar olsun abi. Ankara, İstanbul, Fethiye, İzmir. Hem en değerli topraklar hem de en adı duyulmuş topraklar. Ankara, İstanbul, Fethiye, İzmir seçeneklerinden birini
Seçeceksiniz abi. Hemen ekliyorum seçenekleri. Açacağım şimdi anketi. Ankara. Şöyle en başa Ankara'yı koyuyorum. Benim desteklediğim herhangi biri yok. Tamamen sizin vereceğiniz karara göre hareket edeceğiz. İzmir. Ve nereyi koymuştuk abi? Ankara, İstanbul, İzmir, Fethiye. Fethiye doğru, Fethiye. Fethiye'ydi abi, tamam. Evet, sordum bakalım topluğa, başlattım anketi. Bakalım neresi ülkemizin yeni başkenti olacak? Can ve Akın 5 TL'lik bir süper chat desteği daha yollamış. Teşekkür ediyorum. Bu kaçıncı 5 TL'lik desteği oldu bilmiyorum ama adam bayağı chat'e 5 TL spamladı yani. Adam chat'e 5 TL spamladı. Ege Flix Gümüşev grubunda katılmış. Teşekkür ediyorum Ege desteğin için. Şu anda %46'lık bir kesim Ankara diyor ve Ankara ve İstanbul arasında büyük bir çekişme var. %45 Ankara diyor, %44 İstanbul diyor. İzmir ile Fethiye %7 ve %4 civarlarında kaldı. Oğlum çok çekişmeli gidiyor, dur. Ben bu oylamayı akşama kadar izleyebilirim. %45 Ankara, %44 İstanbul. Bir üye daha geldi bu arada. Ve sen official bronz grubuna katılmış, teşekkür ediyorum. 991 oy kullanıldı şu anda. Can ve Akın 5 TL'lik bir destek daha yolladı, teşekkürler Can. Oğlum ne yolluyorsun, sende de bitmeyen bir 5 lira varmış ha. Evet abi, 1063 oy kullanıldı, hala %45 Ankara diyor. Tamam, o zaman sınırı koyuyorum abi. 1300 oyda bitireceğim. Hangisi önde olursa. 1300 oyda biter artık, hangisi önde olursa abi. 1122 oy kullanıldı. Herkes oy kullanırsa sevinirim. Seri bir şekilde bitirelim. 1600 izleyici var, yayına da like atabilirsiniz. Anketlere katılın oğlum, sarıyor. Yani desteklediğiniz seçeneğin çıkması veya çıkmaması cidden bir heyecan yaratıyor yani ortaya. Anketlere katılın abi. Evet, 1200 oy kullanıldı. Ankara hala %1'lik bir farkla önde. İnanılmaz ya cidden. Cidden inanılmaz. Bakıyorum abi. 1240 oy kullanıldı. Sadece 60 oy daha kullanılması gerekiyor. O %45'e 45 oldular. Ankara %45, İstanbul'da %45. Oğlum bu nasıl bir çatışma? 1290 oy kullanıldı. Ankara %45, İstanbul %45. Hala çekişmeli oylama devam ediyor. Bakalım, ben çok merak ettim şu anda ya bunun sonucunu. Evet, İstanbul %45'e %44, 1329 oyla beraber kazanmayı başardı. Şöyle bir sonuçlar da gelsin, emin olalım. Aynen öyle. İstanbul %45, Ankara %44, İzmir %6, Fethiye %3, 1300 adet oy kullanıldı ve yeni başkentimizin İstanbul olmasına çok çekişmeli bir oylamayla karar verildi. Şöyle hemen başkenti taşı yapalım ve meclisin, değerli meclisin %1'lik bir farkla seçtiği İstanbul'u artık yeni başkentimiz haline getirdik. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yeni başkenti, bütün dünyanın arzuladığı İstanbul şehri artık abi. Can ve Akın 5 TL'lik bir destek daha yollamış, teşekkürler. Yine Can ve Akın yine 5 TL'lik bir destek daha yollamış, teşekkürler. Oğlum sen 5 TL'yi evde falan mı üretiyorsun? Olabilir mi yani, evde üretiyorsun bence sen 5 TL'yi. Adam 5 TL gönderiyor. Adam bekliyor, düşünüyor, diyor ki ben ne yapsam destek olmak için. Sonra 5 TL gönderiyor. Adam 5 TL'lerin üstadı gibi bir şey olabilir. İnanılmaz bir şey. Evet, güzel. Yeni başkentimiz İstanbul oldu ve bence doğru bir karar. Hem ekonomik olarak önemli bir toprak, hem de yani dünyanın sonuçta duyduğu, bildiği bir şehir. Ayrıca yani İstanbul sınırlarında bulunan devletler tehlikesiz. Bulgar bizim müttefikimiz olan bir devlet. O yüzden sorun yok. Aslında yine çok mantıklı bir seçim şu açıdan da. Şimdi bu saatten sonra bize gelebilecek olan tehlikeler nereden gelir abi? Batı sınırlarımız artık güven altında. Bize gelebilecek olan tehlikeler doğudan gelebilir. Ve İstanbul bizim en batıda bulunan topraklarımızdan bir tanesi. Yani doğuda bulunan topraklarımızdan İstanbul'a girmeleri çok zor. Sadece çıkarmayla girebilirler. Onu da artık biz engelleyeceğiz bir şekilde. Evet, şimdi bizim ekonomimiz kaç? 224 bin. Oha! Oğlum neredeyse Eyyubi ekonomisine yetişmişiz. Berk Kurt bronz uygulamaya katılmış. Teşekkür ediyorum Berk. Evet, güzel. O zaman yavaştan bir Eyyubilerimiz var mı beyler? Var mı? Nüfusumuz nasıl bu arada bizim? 1.2, 1.4. Abi zor ya. Ya zor. Çok zor bir savaş olur gerçekten. Tamam, girebiliriz, alma ihtimalimiz de var ama zor bir savaş olur. Teknoloji seviyelerimiz aynı. Ekonomik olarak aramızda sadece 25 bin gibi bir fark var. Yayın kaç dakika olmuş bu arada? Yayın 45 dakika olmuş. O zaman artık bu savaşı bir dahaki bölüme bırakalım abi. Bu bence yeterince uzun bir bölüm oldu. Bugün zaten bir just chatting falan yapmayacağız. Yavaştan yayını burada bitirelim ve son bir destek daha geldi galiba. Yayına katılan herkese çok teşekkür ediyorum dostlar. Gerçekten zevkli bir yayın oldu. Benim de zevk aldığım bir yayın oldu. Bu canlı yayın serisinin devamı için yayına like atmanız yeterli. Açıklamadaki linklerden Kerem'le İmparatorlu Discord sunucusuna katılabilir. ageofstory.türkiye.com forumunu ziyaret ederek mod ve senaryolara göz atabilirsiniz. Dostlar şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki canlı yayınlar ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.